Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Birçok il, ilçe ve beldeden şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Doğu Karadeniz bölgesinde bazı belediyelerde değişiklikler yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde yükselişe geçti. 2019'da kazandığı Fındıklı ilçesini yeniden kazanırken bu ilçeye Pazar ve Ardeşen'i de ekledi. CHP'nin adayı Neşet Çakır oyların %50.66'sını alarak Pazar Belediye Başkanı seçildi. Böylece Pazar 15 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçmiş oldu. Çay Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Torlak ve Haber Müdürü Mustafa Yücel Yazıcı, Başkan Çakır'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Çay TV mikrofonuna konuşan Başkan Çakır, pazar halkına teşekkür ederek bütün pazar halkının başkanıyım dedi. Pazarlara teşekkür ederim. Tüm pazarların belediye başkanıyım. Oy verenlerin de başkanıyım. Oy vermeyenlere de başkanıyım. Pazarın yaşam alanlarında büyük sıkıntılar olduğunu dile getiren Başkan Neşet Çakır, bu anlamda çalışmalara başladıklarını ve yakın zamanda da pazar halkının bunları göreceğini söyledi. Evet, gerçekten bugün pazarda tabii ki çok eksiklikler var. Bu eksiklikleri şu anda yavaş yavaş hep bilgi edinerek önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda pazarlarda bunu görecekler. Pazarın görselliği çok önemli. Bugün pazardaki yaşam alanlarında çok büyük sıkıntı var. Onları kısa bir zamanda halletmeye çalışacağım. Şu andaki proje müdürleri olsun, imar müdürlüğü olsun, hep imar müdürlüğüyle hep beraber onlarla beraber çalışıyorum. Pazara acaba ne yapabilirim? Onların hesabını yapıyorum. İnşallah yakın zamanda pazarlara bunları göstereceğim. Başkan Neşet Çakır ilçenin temizliğini de önemsiyor. Tabii temizlik de çok önemli. Bu temizliğe de çok dikkat ediyoruz şu anda. Pazarda bir meci şeklinde geçen hafta, bir önceki hafta meci yaparak bir 70 kişi katıldılar. Pazarın bu sahil bandını temizledik. Ondan sonra geçtiğimiz hafta Cuma günü pazardaki harfiyatçıları topladım. Harfiyatçılardan faydalandım. Harfiyatçılardan faydalanmam bana çok az geldi. Yine faydalanacağım onlara. Pazar onlarındır. Pazar şahsımın değil. Meciye gelenler de pazarlarındır. Pazar bizimdir. Bunu en yakın zamanda görselliğiyle güzel bir ilçe yapmaya çalışacağım. Belediye personeliyle ilgili düşüncelerini de paylaşan Başkan Çakır, her birinin pazar için özverili çalışması gerektiğine vurgu yaptı. Ben dahil olmak üzere hepimiz kendimize çeki düzen vereceğiz ve acaba pazar için ne yapabiliriz diye hep beraber tüm personelimle, işçimle, memurumla, müdürümle hep beraber çalışıp pazara ne yapabilirsek hep beraber yapacağız. Tabii ki çok önemli personeli sabah, bugün belediye başkanı olarak sabah saat 7.30-8'de ben geliyorum. Onların da gelip de acaba belediyede ne yapabilirim diye bunların çalışmasını özveriyle istiyorum. Hepsini, şu anda çalışan tüm personelini adım adım takip ediyorum. Ben onların bir an önce belediyeyi kucaklamalarını istiyorum. Uzun yıllardır AK Parti'nin yönettiği Madenli Beldesi de 31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Oyların %64.25'ini alan Mustafa Çalışkan, Madenli'nin yeni başkanı oldu. Çay Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Torlak ve Haber Müdürü Mustafa Yücel Yazıcı, Başkan Çalışkan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Çay TV mikrofonuna konuşan Başkan Çalışkan, bütün Madenli halkına yürekten teşekkür etti. Madenli halkına çok teşekkür ederim. Büyük bir teveccüh ve büyük bir güvenle seçimi kazandık burada. İnşallah Madenli halkına layık olmak için, bu seçim sürecini başarılı geçirdiğimiz gibi başkanlık sürecini başarılı geçirmek için mücadele edeceğiz. Gerek çayeli bakır işletmeleri gibi önemli bir istihdam kapısına ev sahipliğiyle, gerekse en işlek beldelerden biri olması hasebiyle Madenli Beldesi Rize'nin en önemli beldelerinden biri. Başkan Mustafa Çalışkan bu değerleri turizme yönelik yapacağı çalışmalarla taşlandıracağını belirtti. Tabii şu anda bizim Karadeniz bölgesinin gelişimine katkı sağlayacak bir turizm potansiyelimiz var. İşte vadimizde Senöz Vadisi'nin üzerindeki bir merkeziz biz, yani belde olarak buradayız. İnşallah turizme yönelik çalışmalarımız olacak. Zaten önceki belediye başkanlarımız bir AFAD konutu ve TÜK konutları başlamışlar. AFAD konutları bitmek üzere. Hem belde nüfusuna katkı sağlayacak, ekonomiye girdi olacak. Turizme yönelik de planlamalarımız var. İşte turizmi bu tarafa, bu bölgeye, bu vadiye nasıl çekebiliriz? Bir hemşin vadisi pozisyonuna bu vadiyi nasıl sokabiliriz diye çalışmalarımız olacak inşallah.
Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, ChayTVHaber.com'dan, ChayTV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. ChayTV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.